Değerli dostlar, bu akşam da sevgili Peygamberimiz Efendimizin hayatından örneklerle devam ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Peygamberimiz daima sadeliği sever, sade yaşayışı her zaman önemserdi. Ev eşyası, elbisesi ve yemekleri sadeydi. Gösterişi, lüksü ve israfı asla sevmezdi. Bir gün Hazreti Ömer, Peygamberimizi evinde ziyarete gitmiş ve onun odasında gördüklerini şöyle anlatmıştır. Peygamber Efendimiz bir hasırın üzerine yatmıştı. Kuru hasır onun yüzünde izler bırakmıştı. Bir köşede bir kap içinde bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında çivi üzerinde asılı bir su kırbası duruyordu. Hepsi bu kadar. Gözyaşlarımı tutamadım diyor Hazreti Ömer. Allah'ın elçisi, niye ağlıyorsun ya Ömer diye sorunca, dedim ki, ey Allah'ın peygamberi, nasıl ağlamayayım? Bizans ve İran hükümdarları dünya nimetleri içinde yüzerken, Allah'ın peygamberi ise kuru bir hasır üzerinde yatıyor. Revai hak mıdır? Peygamberimiz, ey Ömer, istemez misin ki bu dünya onların, ahiret bizim olsun. Bu konuşma İslamiyet'in bütün Arabistan'a yayıldığı ve Müslümanların oldukça refaha kavuştukları Hicri 9. yılda olmuştur. Demek ki Peygamberimiz toplumdaki yoksullardan daha rahat bir hayatı asla tercih etmemiştir. Onun Allah'ım Muhammed ailesine ancak yetecek kadar rızık ihsan et diye dua ettiğini, vefatına kadar ailesi de dahil olmak üzere iki gün peş peşe arpa ekmeğiyle bile karnını doyurmadıkları bildirilmektedir. Hazreti Ayşe şöyle der, malum Efendimizin biricik eşi, biz peygamber kadınlarının evlerinde iki ay ateş yanmadığı olurdu. Bu zaman zarfında su ve hurma ile idare ederdik. Bazen de komşulardan süt gelirdi, onu içerdik. Evet, hadis kitaplarında nakledildiğine göre Peygamberimiz vefat ettiği zaman ne dirhem, ne dinar, ne köle, ne de herhangi bir şey bırakmamıştır değerli dostlar. Yalnız bir katır, bir harp silahı, bir de vakıf haline getirdiği araziyi bırakmıştır aziz Peygamberimiz. Ancak burada şunu ifade edelim ki, Peygamberimiz daima çalışmayı ve helalinden kazanmayı emretmiş, miskinliği, pecmürde bir yaşayışı, dilenciliği ve tembelliği yasaklamıştır. Hatırlarsanız, dilenmek üzere kendisine gelene yol göstermiş, efendim onun çalışmasını sağlamıştır. Öyle ki meşru her türlü çalışmayı, ailesinin nafakası için çaba göstermeyi de ibadet olarak değerlendirmiştir aziz Peygamberimiz. Bununla beraber eldeki imkanları saçıp savurmak yahut cimrilik edip sadece kendini düşünmek yerine kimsesizlere ve muhtaçlara yardım olunmasını buyurmuş ve bunun toplum huzuru için gerekli olduğunu bildirmiştir. Özetle, eski tabirle hulasa, Peygamberimiz güler yüzlü, güzel sözlü, kibar bir insandı. Aleyhissalatü vesselam kimseye kötü söz söylemez ve incitmezdi. Her zaman iyiyi, güzeli ve doğruyu söyler, lüzumsuz ve kırıcı söz söylemekten sakınırdı aziz Peygamberimiz. Zaman zaman ashabıyla şakalaştığı da olurdu. Şaka deyince aklıma geldi. Küçük bir çocuk vardı, ismini hatırlayamadım ama Peygamberimiz ağzına su alır, onun yüzüne böyle püskürürmüş. Şu şakayı şimdi biz müftü sıfatıyla ben bir vatandaşa bir çocuğa yapsam nasıl tepki verirler değil mi? Veya bir vali bir çocuğa yapsa küçük düşmüş gibi olur. Aslında bak dinin peygamberi bu şakayı yapmış çocuğa. Sırtına çocuğu alıp, torununu alıp hutbe okumuş. Öyle şakacıydı. Peygamberimiz eşine Ayşe'ye Ayş dermiş. Şaka yaparmış ona. İsmini kısaltırmış yani. Evet. Bu çok ağır molla abilere buradan duyurulur. Mollalar var ya bizim çok ağır ağır böyle. Kafasına koca kavuk geçirdiği zaman bulutların üstünde yaşıyorsan. Peygamberimiz hayatın içinde kalır.
Evet, bir şiir söylemeyi, bir türkü okumayı, bir ilahi söylemeyi hafiflik görenlere özellikle duyururum. Heh. Evet, şakaları hafifliğe kaçmayan ve gerçeğe uygun bir zeka ve hikmetle bunları överdi, güzel karşılardı. Selamlaşmaya önem verir, bunu Müslümanın Müslümana olan hak ve görevlerinden sayardı. Esenlik cümlesi, bu selamun aleyküm olur, iyi akşamlar olur, hayırlı akşamlar olur, hoşça kalın olur, Allah'a ısmarladık olur, güzel esenlik cümlesidir. Peygamberimiz son derece cömertti, kerim. Evet. Kendisinden bir şey isteyeni hiçbir zaman reddetmemiştir. Üzerinde ailesine yetecek olandan fazlasını bırakmaz, dağıtırdı. Bazen ailesinin yiyeceğine bile, yiyeceğinin bile onu başkalarına verirdi yani. Kendisi az bir şeyle yetinirdi. Alçak gönüllüydü, kibir yoktu. Kendini övmekten ve kibirden asla hoşlanmazdı. Sade bir hayatı vardı. Lüks ve israfı sevmezdi. Deptebe, lüks ve israfı bir itibar, bir mevki yüksekliği olarak görenlere işte örnek Aziz Peygamberimiz. En büyük itibar yüksek ahlak iledir ki Allah'ın en sevdiği kimseler de ahlaklı insanlardır. İslam aleminin bugün kaybetmesinin sebebi, burnunun bir yerlerden çıkmamasının sebebi ahlaki noktada zafiyetindendir. He, dindar ama ahlak içi olmayınca dindarlık boştur. Onun için Peygamberimizin hayatını hayatımıza koyma noktasında çok büyük ihtiyacımız var. Allah'ın selamı, emni, emanı, rahmeti, bereketi hepinizin üstüne olsun aziz kardeşler.